Ölmemeye fermanım var efendim ay. Canım acı gelmiş, canım almaya. Benim can vermeye dermanım var efendim ay. Can alıcı gelmiş canım almaya. Benim can vermeye dermanım mı var efendime? Canım efendim, oy, oy, canım efendim, oy, oy, oy. Hocam, İsa peygamberden bahsedeceksiniz bize. Ben konuyla ilgili sorularımı sorayım. Sohbetin başında. Şimdi bütün peygamberler nebi olduğu halde İbn Arabi İsa peygambere nebi hikmetini yüklüyor. Diğer peygamberlerden bir farkı var mıdır İsa peygamberin? İbn Arabi neden bunu tercih etmiş, nebi hikmetini? Cebrail'in Meryem'e ilka etmesi İsa peygamberin hem beşeri hem de ilahi varoluşuna mı işaret ediyor? Tabiatı nedir İsa peygamberin? Babasız çocuk doğar mı İsa peygamberin varoluşuyla ilgili? İsa peygamberin yine ölüleri diriltmesi ne anlama gelir? Ve İslam dünyasında Hristiyan inancına karşı yapılan eleştirilerle ilgili olarak da burada daha ziyade onların inancında Allah'ın İsa'ya hulul etmesi, İsa'nın tanrılaştırılması ve teslis inancı sebep oluyor bu eleştirilere. Bunları da bize biraz açabilir misiniz hocam? Nedir bunların anlamları? Teşekkür ederim soruları için. İlk soru oldukça önemli. Neden nebvi hikmetini karakter olarak İsa peygambere yüklüyor Muhittin Arabi? Önce bunun bir açıklığını verelim. Sonra bu soruları tek tek kendi içinde biraz genişletilmiş olarak açıklayarak, gittikçe açarak, birbiriyle bağlantısını kurarak bu soruların cevabını vermeye çalışacağım. Şimdi nebi kelimesi Arapça'da, Muhittin Arabi'nin anlatımına göre izah ediyorum. Arapça'da hemzeli ise nebi kelimesi, nebe'den türetilmiş, haber vermek. Nebe yani nebeviyye, bildirme. Haber verme, halbuki bütün peygamberler nebidir, bildirir. Bunda bir problem yok anlama açısından. Bunu şöyle anlatıyor, hemen başlığını da söyleyeyim. Haber verme, bildirme. İsa beşikte annesinin masumluğuna tanıklık etmek için konuşmuş ve bildirmiş. Buradaki bildirmeden daha ziyade bunu kastediyor. Bu bir. İki, bir de İsa'nın Allah'ın İsa'ya soru sorup bu sorunun cevaplarını bildirmesi, yani Allah'a bildirmesi var. Ki Kur'an-ı Kerim'de Muhittin Arabi'nin yaptığı vurgunun üzerinedir. Ta ki bilelim ayetleri. Genelde Allah bilmiyor mu sorularının cevabını? Biliyor ama o kemalata gelmiş olan varlıklarının bilgisinin doğrusu doğrulanması. Yani batındaki, ayanı sabitedeki hakikatlerin bizzat kevni vahdaniyetin hükümlerine göre yaşayan bu varlıkların, kamil varlıkların ta ki bilelim ne muhatap olması buradaki nebi hikmetinin açıklamasıdır. Gelelim ikinci
hikmetin diğer yüzüne. Nebi kelimesi bu sefer hemzesiz olarak ise o zaman nebayen budan türetilmiş yükseldi demektir. Hüddin Arabi öyle. Bir, yani nedir? Nebeviye bildirme. İki, nebiye yükselme, üstünlük demek. Şimdi bu yükselme, üstünlük konusunu anlamanın içeriğini çalışmalarımda gördüm ki şununla ilgili. Var yaratıkla yaradan arasındaki vasıtalarla ilgili bir konu bu. Araya giren vasıtalar, bilmeyle ilgili bilen vasıtaların çokluğuna veya azlığına göre bu yükselme kavramını izah ediyor. Çok Muhittin Arabi hiç akla hayale gelmeyen bir anlamlar silsilesi içinde bu konuyu ele alıyoruz. Normalde ne düşünürsün? Haber, nebi, neb haber demek. Evet. Haber verici. Yani postacının bilgi vermesi gibi değil. Daha da ötesinde hemzesiz olan da bir yükselişle beraber şereflenme makamından haber verme diye tevhide getirebiliriz. Şimdi yaratıcı ile arasında vasıtaların az olduğu ya da ortadan kalktığı kimse kesret hükümlerinin azalıp kesret çokluk yaşadığımız alemin hükümlerinin azalıp ilahi vahdaniyet mertebesinin yükseldiği veya güçlendiği Hakk'a en yakın olan kimsedir. Yani Kadir yükselme, parlama, Kadir gecesi, Miraç'ın buradaki bir ifadesi gibi görmekte fayda var. Bu sayede eksiklik ve nisbi kemaller ortaya çıkar, nebi ve veliler arasında üstünlük sabit olur diyor Muhittin Arabi. Yani buradaki üstünlük bilgiyle ilgili bir konu. Yani mertebeleri var bunların. Bu mertebeler ne? Her asır ve zamanda, çünkü her peygamberin geldiği asır ve zaman değişik. Zatıyla, mertebesiyle, ilmiyle, haliyle, fiilleriyle bütün ilahi isimlerin ve sıfatların hakikatleriyle kevni hakikatleri, yani varlığın hakikatleriyle peygamberler ve velilerin varoluş hakikatleri ve bunların hükümlerini kuşatan kimse, vahdaniyet mertebesine kendisine dayandığı kemalin sahibidir. Yani kendisi gerçekleştiriyor ama Hakk'ın esmalarına ne kadar yaklaşıyor? Yani arada vasıtalar azalıyor, kesret perdeleri azalıyor. O zaman oradaki varlık şerefli olarak eksikliğinden münezzeh bir hale geldikçe varlıkta baki hale geliyor. Fani olup baki, bekaya geçiş. Burada yükseliş kavramı son derece önemli. Peki Hazreti İsa'da bu yükselişle bağlantılı onun yaşamıyla ilgili nasıl bir delil sunuyor bize? Ona bakmamız lazım. O zaman varlıkların, burada bir ara başlık açıyoruz anlayabilmek için. Varlıkların Hak ile irtibatları. Mesele bağ değil miydi ikisi? Peki, birincisi mertebelere göre Hak ile bağlantı. Mertebelere göre olunca vasıtalı. Arada evet. Vasıta var. Hak ile halk arasında vasıtalı bir irtibat var. Murabıtlık, yani arada bir ne var, vasıtalar var. Bir de herhangi bir vasıtanın hükmünün bulunmadığı irtibat. Yani bu yaratılmışların çoğunda bu konu kapalı diyor Muhittin Arabi. Yani vasıtasız direkt bilgi alanların has özelliği çok sınırlı düzeyde diyor. Şimdi buna açıklık getiriyor.
İsa'yı burada nasıl görüyor ona bakacağız. Bu bağlamda özellikle Hazreti Peygamber üzerinden değerlendiriyor. Neden? Çünkü Muhittin Arabi Hazreti Peygamber'e vahiy olan bilgiyi esas aldığı için oradan yola çıkarak buna açıklık getiriyor. Vasıtalı vasıtası konusuna. Diyor ki Hazreti Peygamber bazen Cebrail'den, Cebrail Mikail'den, Mikail İsrafil'den, İsrafil de Allah'tan rivayet eder. Ayetlerin bir kısmı böyle bildiriliyor. Bak, vasıtalara bak. Cebrail, Mikail, İsrafil ve Allah. Onların melekleri, büyük melekler. Peki, bazen Hazreti Peygamber Cebrail'den, Cebrail de Allah'tan. Bazen de Cebrail'in aracılığı olmaksızın kendisi Allah'tan rivayet ederek şöyle derdi. Rabbim bana buyurdu ki. Böyle ayetler var. Evet. Şimdi bak bütün bunlar vasıtalı vasıtasız ayetlerde görüyoruz. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Benim Allah ile bir vakitim vardır ki Rabbimden başka kimse bana ortak olamaz. Bazen de Rabbim bana vermiştir ki ifadelerini kullanır. Yani vasıtalı vasıtasız haktan bilgiyi almak. O zaman sonuç Cebrail, Mikail ve kalemi âlânın dışındakiler Allah'tan vasıtalı ve vasıtasız olarak ne olur? Anılabilir. Ama Cebrail, Mikail ve kalemi âlâ dediği varlık bunlar vasıtasız. Nebi ve velilerin büyükleri de böyledir. Yani vasıtalı ve vasıtasız olarak Allah'tan bilgi alabilirler diyor. Cebrail'in Allah'tan vasıtası olarak aldığı şeylerden birisi, burası çok önemli konuya giriyor. Cebrail'in Allah'tan vasıtasız olarak aldığı şeylerden birisi, Meryem'e ilka etmiş olduğu İsevi ilahi hakikattir. Yani Meryem'e ilka ettiği, Cebrail'in Allah'tan vasıtasız olarak aldığı neymiş? Ruhani, ilahi, nurani olan bir varlık. İşte buna kelime diyorlar. İslam dünyasında her peygamber, her varlık Allah'ın bir kelimesidir. Hristiyan dünyası logos diyor. Kelam diyorlar. Tamam mı? Bu ilka etmek, atmak, bırakmak, yerleştirmek demek. Yani Meryem'e ruhaniyetinden ve şimdi o zaman gündeme ne geldi? Senin ikinci soru. Hazreti Peygamber'in tabiatı. Bir yandan Meryem tabiatın unsurları açısından cismani unsurlar, bir yandan da Cebrail'in üflemesi yani nurani ilahi tarafı. O zaman İsa'nın tabiatını konuşurken bu iki yapıyı da konuşacağız. Ama bu Cebrail'den ne kastediliyor? Tabiattan ne kastediliyor? Meryem'in özellikleri, bunları tek tek açıklamaya çalışacağım. Tamam. Şimdi Muhittin Arabi bu ön anlatımdan sonra Hazreti İsa'nın tabiatını şöyle tanımlıyor. Bir, maddi unsur. Yani nedir? Annenin suyu. İki, ruhi olan ise Cebrail'in yakışıklı bir insan suretine gözüküp üfleme vasıtasıyla Hazreti Meryem'e ilka ettiği Allah'ın kelamıdır, ruhtur. Yani iki tane unsurdan bahsediyor. Şimdi Meryem oğlu Mesih İsa, Kur'an-ı Kerim'in de ifadesidir, Allah'ın ruhudur diye Ali İmran suresinde. Onun bedeni tabii olsa da unsuri değildir diyor. Tabii ne demek, unsuri ne demek? Şöyle,
Tabii cisimler iki türlüdür. Unsuri olanlar, yani yeryüzüne ait olanlar. Unsuri dediğine hava, su, ateş, toprak ve bunlardan meydana gelen yiyecek, içecekler. Hala biz o yiyecek, içeceklerle beslenerek bedenimizin varoluşuna sebebiyet veriyoruz. Bu unsuri varlıklar, yeryüzüne ait cisimler. İkincisi unsuri olmayanlar. Yani Hazreti İsa'nın nesi, varlığının temelini oluşturan semavi cisimler. Nurani semavi. O yüzden Hazreti İsa uzun bir dönem böyle tabiatın unsuri cismani varlıklarıyla değil de nurani varlık olması nedeniyle yeryüzünde epeyce bir kalıyor. Semavi olduğu için semada varlığı varmış ve Hazreti Peygamber'in kendisi de bu nitelikleri kendinde kabul ettiğinden dolayı şeriatının da yürürlüğü içinde Hazreti Peygamber'in şeriatının döneminde semadan ne yapacak? İnecek. Müslümanların, müminlerin inancı budur. Ve ne yapacak? O peygamberlik görevini işte Mesih olarak gelip peygamberin şeriatını uygulayacak. Bu ruhaniyete uygun olarak. Bunu tamamlamasını istiyorlar. İşte Deccal, Mesih hikayeleri buradan gelir. Ve böyle rivayetler üzerine pek çok konuşma vardır. Muhittin Arabi'de de var. Yani veliler bu alanı boş bırakmamış. Merak eden arkadaşlar literatürde bol miktarda bunları görür ve tartışmalarını izleyebilir. Şimdi benim burada karakteristik özellik olarak anlattım. Bu ruhaniyet, yani Cebrail'in üflemesi ne demek Meryem'e? Buraya odaklanıyorum. Haliyle Hazreti İsa ahir zamanda yeryüzüne inip orada Hazreti Peygamber'in, Muhammed'in şeriatıyla hüküm icra edinceye kadar semada kalmaya devam edecektir inancı var. Gelelim bedene. Kur'an-ı Kerim'deki bir kavramdır bu. Siccin. Siccin tabiat, tabiata atılma demektir. Yani nedir? Varlığın tabiatın içine atılması, müminler tarafından tabiatın bu özelliği nefsin hapishanesi olarak görülür. Beden demektir. Tabiatı bedendir. Nefsin bedene hapsolması bugünkü dünyada yaşanılır cehennemdir. Öyle ifade ediyorlar. Şimdi o zaman siccin onun beşer tarafı. Bir de varlığı anlatımımızda tam izah ediyoruz ama her seferinde bir daha açmak lazım. Cebrail'in varlıktan verdiğine ona bakacağız. Şimdi beden de onun dışında değil. Beden de onun bir mertebesi. Hiçbir şey başka bir malzemeden yapıldı. Oradan başka bir malzeme üflendi. Hulul oldu. O vardı, ötekine o ruh olarak girdi falan. Bunlar vahdetel vücudun tevhid anlayışını uymayan anlatımlardır ve kritik yapıyor. Diyor ki varlık diyor birdir ki Kur'an-ı Kerim'in de söylediği budur. Allah birdir, varlık birdir ve bütün varlık esasında birden çıkmıştır. Bu bir sonsuz sayıdaki mümkünlerin ayağını sabite var ya, bu ayanların suretlerinden tecelli etmiştir. Hani varlık ahadiyetinde, başından beri anlattığımız ahadiyetinde, düşüncesinde, ilahi ilminde kendinde ne var? Kendindekini bildi. Bu berzahtaki ayağını sabitelerdir. Bildiklerinin üzerinden tecelli ettiğinde onlar varlığa geldi. Yoktan var etmedi. Kendinde var olan varlıklardan var etti.
Burası çok hassas bir konu. Israrla her fasta anlattığımız boyut bu. Evet. Bakalım bu varoluşun İsa'da tecellisi nasıl oluyor? Evet. Bu farklılığı burada göreceğiz. O zaman bir aynın, yani ayanı sabitenin çoğalan suretleriyle harici varlıkta zuhur etmiştir. Birden çıkan ilk akıl, ulvi müheyyeme ruhlar, nebiler ve veliler gibi kamil yaratıkların ve bütün yaratıkların ruhları çıkmıştır diyor. Şimdi ruhun ne olduğunu nasıl bileceğiz? Ruh yapıp ettiği işlerle bilinir. Görülür mü? Hayır. Diyor ki buradan bana soru sormayın. Rabbin katındandır. Peki Rabbin katından, yani Rab eylem alanı olduğu için eylemde ortaya çıkan bir varlıktır. Bu başlı başına ruh konusu ele alınacak bir konudur. Ama şimdi bir olan varlığın yine kendisi her var olan tecellide yine birdir. Ama aynları kendinden tecelli ettiğinde o bir her birinde bir birdir. Vahdaniyeti ahadiyettir. Bunu anlattık. Evet. Yani sürahi örneğinden anlattık. Benzetme yaptık. Suyun farklı kaplara göre aynı suyu koyduğumuzda ahadiyet, vahidiyet. Evet. Her birinde birdir. Aynıdır. Kapları, aynları farklıdır. Aynları da ona uzaklık, yakınlık, vasıtalılık meselesinden. Tabiatı gereği açılımı böyle. Meryem konusuna gelmeden önce şu konuya bir çerçeve koyalım. İnsanda, insan türünde yaratılışlar, evet, ve türemeler kaç çeşit? Bir buna bir açıklık getirelim, sonra dönelim Hazreti İsa'nın Meryem'de nasıl olduğu konusunda. Şöyle söyleyebilirim. Yine vahdetel vücudun kamil varlıklarından biri Abdülrezzak Kaşani'nin tevilatında geçen bir konudur bu. Sayfasına kadar veririm. O metni okuyacağım. Zaten bir sayfalık bir olay. 15. yüzyılda Meryem'in organizma olarak nasıl hamile kaldığını anlatır. Ben bugünkü doktorlarla 5-6 doktor arkadaşımla konuştum. Son derece pozitivist, materyalist düşünenlere de sordum. Çok şaşılarak evet bu böyle olur dediler. Evet, mümkünatı olan bir şey. Yani kuşku her zaman vardır. Kuşku duyabilirsin ama araştırdığında kuşkundan da aranabilirsin. Şimdi 4 kısımda sayabiliriz. 1. Herhangi bir anne ve baba olmaksızın insanın yaratılması. Bunun tek örneği Adem'dir. Yani kutsal metinleri okuduğumuzda bizim önümüze bunu çıkarıyor. Diyor ki Allah Adem'i sağ ve sol eliyle, ne demekse bu da ayrı bir konu, Celal ve Cemal esması, Adem'i yarattı. Onun yaratılışı Tanrı tarafından doğrudan gerçekleştirilmesidir. İki el yaratma şeklinde açıklanır genellikle. Birincisi bu. İkincisi, insanın bir şeyden yaratılması. Bir şey derken bilinen tarzdaki doğum olmaksızın insanın başka bir şeyden yaratılması kastedilmektedir. Örnek ise insan türünde ilk dişi olan Havva'nın Adem'in kaburga kemiğinden yaratılması verilebilir. Şimdi bizim önümüze kutsal metinler diyor ki bir, Adem'in yaratılması, anne baba yok. İki, bir şeyden yaratma, Adem'in kaburgasından. İslam dünyası der ki ya o Tevrat'ın söylediği. Tamam da yani Kur'an'a da bak bakalım. Havva nereden geldi? Yani o da bir soru işareti. Bir Adem'den bir unsuri varlık olarak yaratılmasından bahsediyor. Üçüncüsü önemli. Bizim konumuz bu. İsa'nın yaratılışı. Bu müstakil
bir tür yaratmadır. Onun Meryem'den doğması Havva'nın Adem'den yaratılmasına benzemez. Çünkü bir kaburga kemiğinden yaratılma değil. Bizzat ne var? Kadına Cebrail'in bir surete görülmesi ve onun üflemesi olarak anlatılıyor. O zaman bu yaratılış nispeten Kur'an-ı Kerim'de de bahseder. Adem'in yaratılışına daha çok benzetilir. Tanrı'nın yaratması manasına. Adem'i Tanrı yarattı. Cebrail Allah'ın vasıtası olduğu için direkt Allah'ın üflemesi olduğundan Adem'in yaratılmasıyla İsa'nın yaratılmasında benzerlikler üzerine ilahiyatçılar tartışıyor. Ben ilahiyatçı değilim. Sokaktaki adam olarak bunu kendime konu ediniyorum. İddiam da yok. Öğrenciyim, talebeyim. Zevk ediyorum. Kusurum hatam varsa doğrusunu Allah bilir diyorum. Ve doğrusunu Allah bilir demek şu demek. Söylediğim şeyde kusur, eksiklik, hata varsa düzeltmeye hazırım. Ama evet, böyle bir literatürde taradığımda böyle bir bilgi ediniyorum. Evet. İddiası yok. Evet. Peki, dördüncü yaratılma. İnsan türündeki bireylerin yaratılışıdır. Bu ise bir erkek ile bir dişinin belirli bir tarzda birleşerek bir çocuk dünyaya getirmesiyle doğum şekliyle isimlendirilmiştir. Şimdi bu çerçevede biz Adem'i, Havva'yı ve İsa'yı ve normal insanlarla ilgili tanıklık ettiğimiz yaratılma çeşitlerini gördük. Bu çerçevede insanın yaratılmasına tekrar dönersek, kusura bakma, yani bir şey anlatmak pata 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 bir inanç anlatımı gibi değil de alternatifleriyle bu olaylar nasıl oluyor her boyutuyla ele almazsak o zaman arayışımızda eksik kalırız. Şimdi bu şeyde tefsir 2.1 tevilatta Meryem suresi Kaşani. Muhittin Arabi'ye mal etmişler o eseri. Bir şey fark etmez. Çünkü Kaşani de Muhittin Arabi de aynı varlıktır. Sadece yaşadığı çağlar. Biri 13. yüzyıl, biri 15. yüzyıl. Arada 3-4 göbek fark var. Yani Arabi, Konevi ve El-Cündi ve Kaşani. Yani Arabi ile Kaşani arasında Konevi ve El-Cündi var. Tamam mı? Yoksa o ekolden geliyor. Aynı düşünce. O yüzden şöyle bir iddia değil. Bu Kaşani, bu da bilmem Arabi. Hayır, bu vahdetel vücut, tek vücut olduğu için her çağda bugüne kadar gelen anlayış bile o varlığın devamıdır. İsimleri şahsidir. Karakterlerine bakma. Burada da karakterler önemli. Peki, şimdi bu eserin 726. sayfasında şöyle bir an, bir sayfa müsaade edersen okuyacağım ama açıklamalı okuyacağım. Bu gerçekten kitapta yazılı ve o çağda not olarak verilmiş. Çocuğun sadece annesinin nutfesinden yaratılmasının mümkün olmasına gelince. Yani bu konuyu ele almış Kaşani. Tabii ilimler şunu ortaya koymuşlardır. O dönemin zahiri ilmi ve batini ilmi beraber bakıyor. Ve bunu söylüyor. Çocuğun doğmasında bir erkeğin menisi. Bunu şeye benzetiyor. Peynirin oluşmasında mayanın gördüğü işlevi görmektedir. Erkeğin menisi bir peynire benzetirsek çocuğu o zaman mayanın gördüğü işlevi görüyor erkek menisi. Kadının menisi ise süt konumundadır. Yani kadındaki meniye erkekteki meniyi aşıladığın zaman süte mayayı aşılamak. Böyle bakıyor. Basit bir anlatım ama tabii bir anlatım. Evet. Bağlayan erkeğin menisi.
Bağlanma da kadının menisi açısından geçerli. Bağlayan ve bağlanma. İki tane işlev. Her ikisinde de iki özellik vardır diyor. Her ikisinde de iki özellik vardır ne demek? Bugünkü dille konuşacak olursak. Erkekteki nedir? Testosteron mu? Kadındaki de östrojen mi? İki hormonda her iki varlıkta var. Hem erkekte hem kadında. Kadın ve bak erkekte hem kadın hem erkek hormonu var. Kadında da hem erkek hem kadın hormonu var. Ama diyor ki erkekte egemen olan, dominant olan, bağlayıcı olan erkeklik menisidir diyor. Ötekinde de östrojen hormonu kadındaki daha dominanttır diyor. Zaten bunların birbirlerinde aynı şeyler olmazsa birbiriyle bir araya gelemez. Yani iki özellik ikisinde de var ama birinde dominant. Bunda erkekte eril olan, kadında dişil olan eril oluyor. Yani dominantlık özelliği. Peki. Yoksa bir şey oluşturmayla birleşemezler. Yani ikisinin de özelliği her ikisinde de olacak. Ama birinde daha dominant. Dolayısıyla kadının mizacı, onurlu nefse, etkin güce sahip, dirayetli kadınlarda olduğu gibi güçlü ve erkeksi olursa, ciğerinin mizacı da sıcak olur diyor. Hayda. Bak şimdi burası çok hassas. Evet. Burayı kadının mizacı yani Meryem'i koyuyor şimdi. Onurlu nefse. Niye? Yani erkekte bir esas kamil nefs onurlu nefse. Yani hesabını vermiş, arınmış, tertemiz hale gelmiş bir erkeğe. Sokaktaki bir erkekten bahsetmiyoruz. Yani nefsi terbiye olmuş. Şimdi şöyle düşün. Ben gözümün önüne getiriyorum. Bu benim yorumum diyelim. Yani iddiası bu manada yok. Meryem 13-14 yaşında tapınağa arınmaya giriyor. Esasında Yahudi tapınaklarında kadın çocukları yani dişil varlıkları içeri sokmazlar. Benim bildiğim. Ama mutlaka alanlar, mezhepler şimdi vardır. Ama bu Zekeriya peygamber dönemi. Almıyorlar. Ama Meryem'in anne babası İmran soyu olduğu için bu arkadaşlar erkek çocuk beklerken bir kız çocuğu dünyaya gelince bunu da Rabbe şey yapıyorlar. Adıyorlar yani. Adamak demek yani seni tam ibadete, tapınağa vereceğiz, teslim olacaksın. Hak için. Şimdi veriliyor. Meryem o Zekeriya'nın zorlu mücadelesinden sonra mabette kabul görüyor. Yoksa o zaman ki topluluk buna çok sıcak bakmıyor. İnançlarına ters çünkü. Fakat Meryem orada büyük arınmalar ve nefsani arınmalar, dirayetli yani arınma, oruç tutma, riyazat, halvet, bütün bunlar güçlü bir irade ister. Düşün, iradesini teslim edecek güçlü bir irade. Çok zıt bakışlar. Yani açta kalırım, yalnızda kalırım, sessizde kalırım. Bütün bu iradelerimi teslim edecek güçlü, daha dirayetli bir iradem var demek bu. Tamam mı? Peki, o zaman bu güçlü ve erkeksi olursa diyor, ya erkeksi dediği burada eril manasına. Cinsiyet anlamında diyor, değil. O yanlış anlaşılmasın. O yüzden bu çevirilerde maalesef
erkek kadın ayrımlarını böyle şahsi ele aldığı zaman haklı olarak ya bu ne ayrımcılık mı var? Bunlar ne biçim peygamber, ne biçim veli? Haklı insanlar. Ama burada Muhittin Arabi çok titiz, erillik, dişillik yani alıcılık vericilik yani fail ve meful olan üzerinde hassasiyetle kavram farklılığını çok güzel vurgular. Peki, konuyu uzatmayayım. Böyle bir dirayetli nefsin ciğerinin mizacında sıcaklık artar diyor. Ciğerde sıcaklık, hararet artıyor. Şimdi oruç tutanlarda nefsinin yakması neyle oluyor? Ciğerdeki o sıcaklık. Kimyası değişiyor. Tabii o cehennem ateşi yoksa o nefsi yakıyor orada. Tamam mı? Bunlar oruç meselesinin en temel kavramlarıdır. Sonra konuşuruz. Evet. Bu yüzden peki ciğerin sıcaklığı artınca ne oluyor? Bu yüzden onun sağ böbreğinden çıkan meni sol böbreğinden çıkan meniden daha sıcak olur. Ciğerin sıcaklığı sağdan çık, meninin üretildiği yeri bile söylüyor amca evet, bize. Evet, o yüzden. Tabii, diyor ki sağ meniden, sağ böbrek, evet, sol böbrekten çıkan meniden daha sıcak olur sağdan çıkan. Bu iki meni rahimde bir araya geldiğinde, eğer rahimin mizacı meniyi tutma ve çekme bağlayıcı hususunda güçlü ise, sağ böbrekten çıkan meni bağlayıcı, bağlanan olduğu için söyledik ya, bağlanan, akdedici, bağlayıcı, akdedici gücüne sahip olmak bakımından erkeğin sol böbrekten ayrılan meni de bağlanma gücüne sahip olmak bakımından kadının yerine geçer ve çocuğun oluşması da bu sayede mümkün olur. Şimdi sağ böbrekten çıkan meni ile sol böbrekten çıkan meni eğer diyor rahim bunların birbiriyle buluşmasını sağlayacak bir arınma temizliğe sahipse zaten mabette hanımefendi. Evet, evet. Meryem anne mabette arınıyor. Ciğer ısıyı top noktaya getirmiş. O sıcaklık ne yapıyor? Sağ böbrekteki testosteron ormanının baskın bir şey. Yani bir vücutta hem erkeklik hem kadınlık hormonu beraber çalışıyor. Ama bunlar rahimde de, rahimde öyle temiz arınmış ki ne yapıyor? Bunların birleşmesine zemin veriyor. O zaman bu çocuk dünyaya geliyor. Bu fiziksel anlatımı. Evet, evet. Tabii ben yorumlaya yorumlaya gittiğim için o metne sadık olmak lazım. Özellikle nefis kutsal ruhla teyit edilmişse. Kutsal ruhla teyit edilmişse. Çok ilginç. Güçlendirilmişse. Şimdi kutsal ruh nereden çıktı? İşte Cebrail devreye giriyor. Onu da konuşmamız lazım. Özellikle nefis kutsal ruhla teyit edilmişse, güçlendirilmişse, nefsin kutsal ruhla temas halinde oluşunun tesiri tabiata ve bedene de sirayet eder, mizacı değişir. Şimdi Cebrail ve üflemenin hayat kaynağı olarak oynadığı rolü birazdan anlatacağım. O zaman burası anlaşılır. Evet. Şimdi atıf yapıyor. Diyor ki yani rahimdeki bu beraberleşme ile beraber oluşan nefsin kutsal ruhla desteklenmesi lazım. Eğer o destekliyorsa hayat kaynağından o zaman ne olur? Fiillerinde ruhani destek görüyor. Dolayısıyla kıyas kabul edilmeyecek şekilde fiillerini daha belirleyici bir güçte yerine getirir. Kim getirir? Meniler. Allah doğrusunu herkesten daha iyi bilir diyor Kâşani Efendi. Bunu demiş
Allah doğrusunu daha iyi bilir demek o tarihte şu demek. Ben sezgim ve keşfimle bunu seyran ettim. Ama zahiren ilmi bunu gösterir ve anlatırsa zahiren ortaya çıktığı için batını, zahiri, evveli, ahiri tahakkuk eder. O zaman doğrusunu Allah bilir dediği bu. Yani ben sezgi ve keşifimle buldum. Aklım ile bilmem için zahiren bunun tasdik olması lazım. Bu bugünkü alimlerin konusu. Bu tartışılır. Peki devam ediyoruz. Geleceğiz Cebrail'in varlık özelliğini konuşmaya. Bunu açıklarsak ancak. Şimdi unsuri, bedeni varlık olarak Meryem'in oynadığı rolü böyle anlatıyorlar. Evet. Bir tek burada açıkta kalan ne? Tamam, böbrekler, meniler, ciğer ısınması, rahmin temizliği, ama kutsal ruhla ne yapılması lazım? Takdis edilmesi lazım. Yani desteklenmesi lazım. Evet, evet. Desteklenmezse bize anlatılan hikaye boşlukta kalır. Evet, evet. Buraya döneceğiz. Yola devam. Şimdi efendim, Allah'tan gelen her bir ruh veya sayısız tecelligahlardan birisi olduğu için yaratma kudreti bu sonraki ölüleri diriltme konusu bunu. Şimdi gelelim Cebrail'in tabiatına. Evet. Yani bu bize bildirilen Cebrail'i anlatmamız lazım. Genelde insanlar bir melektir. Tamam, melek, meluke. Fakat doğada karşılığı, insanda karşılığı ne ki? Hazreti Peygamber'e vahiy bildiren meleke olarak nereye kadar oynuyor? Hatta şey var, Sıtratel Münteha'ya kadar çıkarım, sonra ben yanarım diyor. Evet. Bu yanarım hikayesi çok enteresan. Yani ya, bu cehennem ateşi değil ki. Nurani bir varlık. Tamam, ama o nurani varlık orada niye yanıyor? Evet. Şimdi soruları soruyoruz, cevap arıyoruz. Doğrusunu Allah bilir diyelim. Çünkü biz de şu anki akli bilgilerle yol alıyoruz. Cebrail, varlıktaki hayatın kaynağı. Bütün varlığa yayılan külli ruhtur diyor. Cebrail. Evet. Cebrail cüz'i değil, külli ruhmuş. Ve hayatın kaynağı, bütün varlığa yayılan. Hani diyorlar ya işte Allah her yere. Ya burada Allah'ın bir melekesini, yani duasındaki gücü yayılmayı anlatıyor. Bunu kim yapıyor? Cebrail yapıyor. Cebrail bu külli ruhun suretinde tecelli eden Hakk'ın zatından ibarettir. Hakk'ın zatından haber veriyor çünkü. Vahiy de Hakk'ın zatından gelen bilgiler. Sıfatından gelenler, tamam bunları biz zaten bilmekle görevliyiz ama bütün ana kaynaktan çıkan varlık, yani Hazreti Peygamber'in arındı ana kaynakla kendisi arasında bir ayrım kalmadı. Zaten kendisi de o varlıktı. Ama perdelerini yakıp yok edince Cebrail ona ilk surenin ilk ayetini söyletiyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Övünç kime? Rabbi olarak hamd eden varlığa. Kime? Varlığın kendisine tanıklık ettiğinde varlık ondan hamd ediyor. Çok şükür, yani şükür de demiyor. Hamd ediyor. Varlığına tanıklık ediyor zahiren. Kendisi batında ama Muhammed peygamber de hamd ediyor. Muhammed'in ismiyle hamd ediyor. Şimdi burası çok önemli. Öyle es geçilecek bir şey değil. Hamd ediyor da Hazreti Peygamber'in ismi Muhammed. Hamd etme. Onun ismiyle kendini övüyor. Zahire çıkıyor.
Efendim çok zevklidir çok. Buralar. Yani hepimize söylüyor. Birisine bir kıyak bir şey anlatmıyor. Kıyak yok zaten. Evet. Allah herkese hak ettiği oranda her şeyi vermekle adaletli bir varlıktır. Hı hı. Efendim bana dua et, bana yapsın. Çalışana ne yapacak? Ya. Onu es geç. Yok öyle bir Allah değil bu. Hı. Gayret et, çalış, hakkını versin. Verir. Hı hı. Belki ödül olsun, belki teşvik olsun diye önceden de verir. Biz ona karışamayız. Evet. O hak etmedi ona ver. Ya belki teşvik. Hı hı. Sen çocuğuna nasıl teşvik için bir şey veriyorsan hadi yap diyorsun. Hı hı. Bak bunu al. Daha yaparsan daha iyisini alırsın. Evet. Allah da bu ayrı bir şey değil ki. Hı. Peki. Hakkın zatından ibaretmiş. Tecelli. Bütün külli ruh suretinden tecelli eden, hakkın zatı yünden tecelli eden var. Yani Cebrail Allah'tan ayrı bir varlık değil, onu demek istiyor. Herhangi bir varlıkta Cebrail'den zuhur eden şey, bu varlıktaki lahutu yahut da varlıktaki hak yönünde olduğu gibi kendisinde zuhur ettiği sureti de, bak şöyle düşün, varlığın bir hak yüzü var, bir de halk yüzü var. Evet. Bir varlığın Allah olması için ilah meluh beraberliği olması lazım. Allah dediği öyle bir varlık. Çünkü Allah'ın esmaları var. Peki nerede? Bak burası çok hassas bir konu. İsa'ya döneceğim ama çok önemli. Allah dediği zaman tek bir varlık kastedilmiyor. Bak Allah Camiül Ezzat'tır diyor. Zıtların birliği. Bütün esmalar. Tamam, esmalara muhatap olan bir varlık var. Yani ilah melu. Evet. Her bir esma ilahıdır. Her esmanın da bir karşısında kulu, hizmetkarı vardır. O da meluktur. Bu ikili birlik de Allah anlaşılabilir. Yoksa tek başına ilahlığını anlattığın zaman tek taraflı bir anlatımdır. Tahayyül edemezsin. Tasvir dahi edemezsin. Yani insansız ilah yok ki. Ama insan Allah mı? Hayır değil. İlah Allah mı? Hayır değil. Meluh ve ilahın birliğinde ancak Allah kendi anlamını gösteriyor bize. Tek taraflı anlatım, tek taraflı erillik, dişillik dediği de budur. Yani Kabil ve fail. Kabil kabul. Yani bizim istidadımız o fail olanın bize yaptığı işin karşılığını kabul ediyor ve gösteriyor. Varlık öyle bir varlık. Tektenli değil yani. Bilmiyorum anlatabildim mi? Çok hassas bir konu. O zaman Allah'ın Cebrail kuvveti yani melekesi neredeymiş? Varlığın lahut aleminin varlığıymış. Lahut aleminden alıyor gücünü. Ama nereye sirayet ediyor? Onun alıcısı Nasut. Nasut dediğimiz bizim şehadet alemindeki beşeri tarafımız. Ama ilahi tarafımız neresi? Lahut alemindeki Cebrail. Ama ben Cebrail'e muhatap olamadım. Niye? Çünkü Cebrail'e muhatap olman için orada anlatıldığı gibi Meryem gibi arındın mı? Arınana geliyor. Arınan da tecelli ediyor. O tecelli ediyor da sen arınmayınca tecelli etmiyor. Kapatıyorsun. Küfür, örtü dediği bu. Ya. Ya. Arınana ne yapıyor? Hazreti Peygamber 7 yıl Hira'da tecelli ediyor. Efendim İbrahim Peygamber o odun ateşi dediği işte varlıkların kendi bedeni ateşlerinin içinde yükselişi, miraca yükseliyor. Yunus Peygamber balığın karnında. Her birinin bir şey vesilesi var. Bunlar vesile olan olaylar. Ama esas olan Hazreti Peygamber de 7 yıl Hira'da arınmış,
Cebrail'e ne olmuş? Konu olmuş. Cebrail o zaman iletmiş. Hatta türkülerde var. Yani diyor ki Cebrail dolaştı kendi ineceği bir kubbe bulana kadar. Kubbe ya. Arınacaksın ki o külli ruh sana, çünkü bizde cüz'i ruh var. Cüz'i ruh ne demek? Bir esmamızı geliştiriyoruz, o ruhlanıyor. Bak bunu biraz açayım mı, ister misin? Çok buyurun hocam, bak, çok sevindim. Şimdi şöyle, insandan anlatalım. Çünkü anlaşılması için ilah meluh dedik ya, ilahın meluhta karşılığı. Birkaç tane örnek verelim, ruhu da bunun üzerinden anlayalım, sonra Cebrail'e dönelim. Şimdi bak, bir ilah al. Allah'ın bir esması bir ilahtır. Bütün esmaları kategorik alırsan ilahtır. İlişkisinde alırsan camiül ezdat, zıtların birliği ilişkisinde, o zaman ilah olmuyor. Bir zati varlıktan açılan ayanlar, mümkünatlar oluyor. Ama el-alim esması. İlmini çalış çalış, ilmi yapa yapa nerede yapıyorsun? Nerede biliyorsun? İnsan ki nerede biliyor? Beyin de biliyor. Evet. Eliyle, fikriyle, diliyle yapıyor. Ve beynin içi elektromanyetik bir alan. Yaptığın bütün işler elektromanyetik, boştur beynin içi. Yağ kitlesidir ama sinapslar ve sinirler arasında kısa devreli, düşük voltajlı beyin enerjisi akımları var. Sürekli onu yaparsan o hat üzerinde çalışa çalışa zaten glukozla çalışıyor. Glikozu yaktığı an beyinde protein çözeltisi olarak yollar oluşturur. Ve sürekli o yollar üzerinde elektriği akıtırsın. Akıttıkça o işlemi yaparsın. O bir yoldur. Her bir yol surettir. Mesela ilim yaparsan ilim yoludur. O zaman o ilim yolundan sürekli yaptığın şeyde enerji akıyor ya. Çünkü o enerji akarsa sen elini, ayağını, her şeyini çalıştırabiliyorsun. O akan enerji o ilmin ruhudur. Anlayış yapacağım, felsefe. Yaptın, o yol oluştu, form oluştu. Oradan akan her enerji onun, bu sefer felsefenin ruhu. Sanat yaptın, sürekli 14 saat gitar çalıştın, çalıştın, usta bir çalmaya maruz kaldın, yapıyorsun. O zaman ne oldu? Rabbin o oldu, bu yol. O zaman otomatik yapıyorsun. Oradan akan enerji, o zaman müziğin, sanatın ruhu oluyor. Peki, beyinde sürekli her yol, her format, külli bir format oluyor. Her biri bir Rab yoludur, rabıtadır çünkü. Rablerin Rabbi nerede oluşuyor? Rabbül Alemin nerede oluşuyor? Rabbül Alemin orada çalışıyor ve orada ruhlanıyor. Yaptığın işte ruhlanma var. Onda sende istidadı var. Çalıştırırsan ruhlandırırsın. Çalıştırmazsan canlanmaz ki, hayat bulamaz, kaynağı olmaz. Çünkü Meryem arındı, arındı, döndük oraya. Arındı, arındı, tefekkür etti, etti, etti. Çünkü bu arınmanın en temel yolu tefekkürdür. Tefekkürler bitince, yokluğa geldiğinde işte Cebrail merhaba der adama diyor. Tamam mı? Çünkü orada fikrin burhanı, yani mantığın, aklının kıyası yok. Tüketiyorsun onu. Burhan diyor buna. İrfan, yaşamsal deneyimler, onları da tüketiyorsun. Burhan ve irfan tükenince asli kaynağa gidiyorsun. Çünkü burhanın ve irfanın, yani aklın ve nefsin bilgileri, yani aklın ve kalbin bilgileri
tükenince asli kaynağına gidiyor. Onlar yok olunca o var oluyor. O var zaten. Ama perdeli olduğu için perdeleri yırtıp attın mı küfür dediği perde, o zaman aklı reddetmiyorsun. Akıl yine lazım. Döneceksin akla müracaat. Toplumsal yaşamda o lazım. Kalbi deneyimsel yaşam, irfan öğretisi. Yani irfanı ve burhanı lazım olanlar, dünyevi olan, beşeri olanlardan arınınca beyana gelir. Beyan vahiy demektir. Varlığın bilgisi. Oradan da haber veren öncelikle Cebrail, Mikail, İsrafil'dir. Ama öyle bir arınıyor ki Hazreti Peygamber, Cebrail, Mebrail bile kalmıyor. Öyle ayetleri var. O zaman vahye konu olan beyandır. Beyanın dışarıda zahirde anlatılması için burhana, yani mantığa ihtiyacı vardır. Aklidir. Ve kalbi, deneyimsel, yaşamsal boyutta deneyimleyeceksin. Tanıklık edeceksin. Şehadet dediğin odur. İrfan ve burhan beyanın temellendirildiği alanlardır. Onlar var zaten. Beyanda var. Ama zahiren göster. Yaşadığın, tecrübe ettiğinde de göster. Nefsinde ve ayetinde göster. Enfüste ve afakta dedi. Afakta burhanda. Enfüste kalbi olan burhanda. Ve göster. Bunları göster diyor. Ne zaman? Beyanı aldın. Şimdi göster. Hem arınacaksın. Buldun mu tekrar onlara bu sefer beyana göre çalıştıracaksın. Şimdi konuyu güzel dağıttım. Gelelim Cebrail vakasına. Efendim, şimdi bütün eşyalara sirayet eden ve hayatın ölçüsü olan alan lahut enerjisi. Varlığın mertebeleri dedik ya, gaybi varlık sudur etti taşınca lahut. Bugün lahut dedikleri alana kuantum diyorlar. Burası kuantumda kaotik bir enerji akışı vardır. Ve öyle sıralı düzgün bir yapı değildir. Onları cebreden yasasına göre itiş kakışını düzene sokan Cebrail meleği. Bu insan aklında ve doğada kuvvet olarak Cebrail'i görürüz. Bütün nispi alanların birbiriyle olan ilişkisini, dengesini sağlayan külli ruh olarak Cebrail, lahut enerjisinin nesidir? Yasasıdır. Onu düzene koyuyor. İnsan hala öyle. Lahut enerjisini ne yapıyor? Cebrail'in bildirdiği yapıya uygun hale yaşamazsa, getirmezse yaşayamaz ki. Nasuta gelecek. Kaynağı lahut enerjisi ama kendisiyle ruhun kaim olduğu mahal nasut. Biz nasutuz. Ama bize o enerjiyi veren yer lahut dediğimiz alem. İşte burayı çok iyi bilmek lazım. Şimdi beyinde bilmeyi biliyoruz. Konuşuyorlar. Hocalar da çok güzel anlatıyor. Ön lob, bilme falan. Tamam, bildik. Çok iyi. Beyindeki sinapslar, birbiriyle olan ilişki, bilme, hafıza falan. Tamam, bildik. Peki nerede anlıyoruz? Ya nerede anlıyoruz hocam? Anlam nerede? Bilme, nesneyi bilme. Duyularla geleni bildin. Ama bir gaye, bir erek yüklüyorsun. Buna göre de bu bildiklerine başka bir mana yüklüyorsun ve bunu anlıyorsun. Anlamak nerede? Ben bunu şeye benzetiyorum. Üstadım da anlatmıştı. Sinemada film oynuyor ya, ya da televizyonda bir şeyler seyrediyoruz. Görüntü kaybolsun, eskiden vardı. Yayın bittiğinde pıtır 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 pıtırcıklar atar, dalgalar. Ama oynama onun üzerinde oluyor, biliyor musun? Sinemaya da önce projeksiyonla nurunu, ışığını veriyor. Sonra
filmi de ışık olarak gönderiyor. O film kovboy filmi olabilir, aşk filmi olabilir. Neye niyetliysen onu gösteriyorsun. Ama gösteren karanlıkta ışığı bırak gider kaybolur. Ama ışık üzerine ışığı vurduğunda işte insanın düşünme yetisi, bildiği şeyi anlayabilmesi bir nurun üstü. Nur ala nur dediği yani bir ışık üzerinden bilebilirsin. Işık yoksa bilemezsin. Kendisi ışık ama öyle bir varlık ki, öyle bir nur ki onun üzerinden biliniyor. Bilim söylüyor artık bunlar dinin anlattığı bir inanç olmaktan imana gelen konu. Bunlara çalışmak lazım. Bunlar nedir? Bizi aydınlatan varlıklardır. Var. Nereden çıktı? Ne bileyim var ama. Varsa kabul edeceğim ve bunu zaten insanlık kullanıyor. O ışığın üzerinde oynatmasın, seyredemezsin ki. Evet. Uzayda hadi film seyredebiliyor musun? Yok olur gider. İşte bu lahut, nasut hikayeleri ve ruhun enerji olarak yoldan akışı, o enerji olarak akış çok önemli. Ruh dediğimiz o. Peki ruhlanma, fiil yoksa can var ama ruh yok. Evet. Demek ruh eylemsel. Zaten Hazreti İsa İncil'de en fazla vurguya. İncil oku ne olacak? Çünkü bizim kitabın dışında bir kitap değil ki. Saptı maptı. Şimdi o saptı konusuna da geleceğiz. Evet. Esas konu. Ya saptıysa tespit et. Çünkü Kur'an diyor ki benden önce gelenleri doğrulamaya geldim. Nasıl doğrulayacaksın? Bir, saptıysa neresi saptı onun tespitini yaparım. Bir, iki, doğru söyleneni tasdik ederim. Doğrulama böyle. Evet. Bir, sapmayı gösterirsin. İki, doğruysa tasdik. Zaten hayat öyle değil mi? Evet. Hayatta doğrulama dediğin bir şey sana konu olur. Aa burası saptı dersin ama burası da doğru dersin. Evet. Hiçbir şey mutlak yanlış, mutlak doğru değildir. Doğru. Evet. Ama bizim insanımıza bir şey söylediğinde ürküyor. Niye okuyayım? Ya okumazsan okuma bana ne? Evet. Yani eksik kalırsın. Bilmek için oku. Ben sapar mıyım? Sen elindeki kılavuza tam hazmedip de doğru yerden bakıyorsan kimse seni yoldan çıkaramaz. Yani her varlık Allah'ın tükenmez kelimelerinden birisidir. Burası çok önemli. Neden? Çünkü Hristiyan alemi her varlık değil İsa'yı. Çünkü ondan önce İsa'dan onlar da şöyle haklı. Burayı doğrulayalım bari. İsa'ya kadar insanın ne olduğu bilinmiyordu ya. Tevrat'ta oku Musa dönemini. Şimdi mesela dünya Musa dönemini yaşıyor. Değil mi? Seller, salgın hastalıklar, doğal afetler, yangınlar falan. Ortalık yanıyor. Niye? Diyoruz ki doğanın kıymetini bilmedik. İnsanın, toplumun kıymetini bilmedik. İnsanı bilmiyoruz. İnsanı bilmiyoruz. Şimdi bir yer yanıyor. Ya o çam yanıyor. Arı da içinde gidiyor. Ya. Arı dediğim varlık arıya vahiy etti. Ya. Sen arı yok oldu. Bizim gelenekte var. Ali sırrı, arı sırrı. Hayda buyur buradan yak. Nereden nereye savrulduk? Şimdi arının yok olduğu bir toplumda sen bundan sonra felaketi seyret. Bilim söylüyor. Arı ilişkiyi kuran bir varlık olarak bütün alemin birbiriyle ilişkisini kuran bir doğa varlığı olarak yok olduğunda çam ağaçlarından beslenip oradaki o arıyı yok ettin. Ev yandı. Ev yanabilir tamam yaparsın ama arı ama çam ne olacak? Onlar varlık değil mi? Ya. Üç tane insan öldü diyoruz tamam. Milyonlarca arının yaşayacağı alan gitti. Zeytin ağaçları yandı. Ve tini ve zeytuni. Ya. Ayet. Evet. Şimdi
Musa dönemini yaşadın mıydı? O zaman İsa'da insanlık anlaşılır. Sevgi çünkü. Doğayı seveceksin, toplumu seveceksin. Sevginin kendisi İsa çok önemli. O yüzden İsa, Hazreti İsa'nın Cebrail vakasını anlamazsak buralar bize örtülü alanlardır. Her varlık Allah'ın tükenmez kelimelerinden birisidir. Allah bu kelimeler hakkında şöyle buyurmuştur. Eğer Rabbinin kelimelerini yazmak için deniz mürekkep olsaydı, biz o kadar yardımı gelse bile Rabbinin kelimeleri tükenmeden denizler tükenirdi. Kehf suresi 109. O halde Hazreti İsa da kelimelerden birisidir. Bu kısmet olursa ileriki bahislerde anlatacağız. Rahmani nefes olarak kelimelerin nasıl hasıl olduğu konusu. Muhittin Arabi'ye göre Cebrail Hazreti Meryem'in hayalinde ürettiği yakışıklı bir erkek suretinde görülür. Hayalinde ürettiği. Meryem yoksa kendini kasardı, yaklaşmazdı ve Cebrail ona üflemezdi, ilka etmezdi. O zaman ne olurdu? Var olan varlık o kadar çirkin beşeriyette dünyaya gelirdi ki insanlık uzak dururdu. Yine de bir kasılmanın olduğu söylenir. İsa'nın da çok böyle kamil bir görüntüsünden daha ziyade İsa'yı şöyle düşünmek lazım. Bedeni bir varlık olarak değil, aynı zamanda nurani bir varlık olarak, ruh olarak. Yani yaklaşsan nurlu bir varlığın yanına nasıl hissedersin kendini? Tüylerin diken diken, o 1,5 metre yaklaş, tüylerin diken diken. Kehribar gibi her yerin ayaklanır. Sürtünmez çünkü enerji çok yüksek. Ruhani demek enerjisi yüksek demek. Enerji sürtünme, bir bak bakalım, ben tabiatını anlatıyorum. Ne olur sen kehribar gibi tüylerin dimdik olur. Öyle İsa gibi varlıkların yanında durmak ve seyahat etmek de zordur. Niye? Nuranidir. Nuraniliğin tabiatı öyledir. Hazreti Meryem'in o varlığı dünyaya getirmesi, beden Meryem'i olması büyük bir olaydır. Bunlar tartışma konusu ama bizim konumuz değil. Şimdi Muhittin Arabi'ye göre Meryem yakışıklı bir erkek suretinde Cebrail'i görüyor. Cebrail Hazreti Meryem'in Meryem'e Allah'ın ruhunu üflemiş ve onu mevhum bir su olan üflemenin rutubetiyle mevhum bilinmez. Çünkü mevhum hayal ediyor. Vehimden gelir hayal etme. Neyi hayal ediyor? Cebrail'i yakışıklı bir erkek olarak. O zaman Allah'a sığınıyor. O zaman onun üflemesinin rutubetiyle Hazreti Meryem'in hakiki suyu birleşmiş. Hazreti İsa'nın cesedi meydana gelmiştir diyor Muhittin Arabi. Bu üfleme Hazreti Meryem'in suyuna temas edip onun hayat bulmasına neden olan ilahi ruhtan ibarettir. İlahi ruh. O zaman Mesih'in, İsa'nın bir lavudi yani Cebrail'in üflediği ilahi ruh, bir de nasutilik yani Hazreti Meryem'in suyu. Bu yaratılışı böyle anlatıyor. Peki insanlıkta bu var mı? Ben şuna dikkat ettim. Sadece fikir yürütme. Adem'in yaratılmasıyla ilgili. Diyor ki Adem'i topraktan yarattım, beşeriyeti. İşte Meryem'in de unsurluğu bu. O yüzden İsa ile Adem'in yaratılmasının benzetildiğini söyle. Peki sonra ne diyor?
onu tesbiye ettik, tezkiye ettik Hı-hı. ve ruhumuzdan üfledik. Hı-hı. Ruh kimdi? Ruhullah dedi. Allah'ın ruhullah. Allah'ın ruhu kim? İnsan. Kur'an-ı Kerim'de. İnsan. Hazreti Peygamber. Adem'in cesedi yaratılırken topraktan İsa ruh olarak, Hı-hı. bak şahsiyet demiyorum. Evet. Şahsiyet kemalatın zaman ve mekanda Hı-hı. ortaya çıkışı. Hı-hı. Ama Adem'de o ruh varsa, Hı-hı. o ruh İsa ise bir tarihte çıkacak, kendini gösterecek. Hı-hı. Adem'i topraktan yarattım, ruhumdan üfledim. Hı-hı. Ama Hazreti Peygamber de hadiste diyor ki, Hı-hı. Adem'in çamurdan, topraktan Hı-hı. karılırken nurunda ben vardım diyor. Peygamberlik nuru olarak ben Hı-hı. Adem'de vardım Hı-hı. diyor. Ya hayda, buyur buradan yak. Adem yaratılıyor. Her insan evladı bir Adem'dir. Yaratılırken ruhundan üflüyor İsa. Nurundan, nuru da hazırda bulunuyor. Hazreti Peygamber'in şuuru, nuru, o bütün demden beri anlattık ya, Hı-hı. zahirin görünmesi için batında o nur olacak ki batını zahiri, nur ala nur dediğimiz Hı-hı. Muhammedi şuur. Muhammedi şuuru böyle anlamak lazım. Yoksa anlayamazsın. Adem yaratılırken her dakika, her Adem evladında ister kabul et, ister etme, hiç de önemli değil. Tabiatında bu var. Ruhu İsa olarak var, Hı-hı. nuru Muhammedi şuur olarak var. Yeter ki sen niyetlen bunu gerçekleştirmek için hayra ve güzelliğe çalış. Güzelliğe çalışırsan Esma-ül Hüsna Hazreti Peygamber'in ahlakıyla onun hakikatini kendinde tecelli ettirirsin. Bu ruh, bu enerji akışı nerede varmış? İsa'dan varmış. Adem'de bu hikayeler anlatılır. Peki devam edelim. Güzel gidiyor. Şimdi Hazreti İsa'nın yaratma ve diriltme sırrı. Hı hı. Değil mi? Evet, ölüleri dirilti. Yani. Körlerin gözünü açtı. Körlerin gözünü evet. açıyor falan. Hı-hı. Peki İsa mı yaptı? Hı-hı. Demden beri anlatıyoruz. Hı-hı. İsa'da çünkü insanlığın hemen aklı şeye gidiyor. O da insan, ben de insan. Hı-hı. Ama İsa'da ruh olarak diriltme var. Kimin? Cebrail'den dolayı. Hı-hı. Cebrail kimin hayat kaynağının ifadesi? Vahiyi bildiren Cebrail, Allah'ın meleği, Allah'tan ayrı bir varlık değil ki. Allah'ın kuvveti demek o. Hı, melekeler kuvvet hı. demek. Hı. Doğada kuvvetler, bak, bütün nisbi alemin cebir, yasa, yasa demek. Hı. Yasa altında onları, o kuvvetlerin ilişkisi, insanda bilme yetisi, itidali sağlayan tamamen esasında Cebrail'in kendisidir. O, onun yasasına tabiiz. Külli olarak onun yasasına tabiiz. Cebrail diye ayrı bir varlık yok. Allah'ın kuvveti. O yüzden Kur'an'da imanın şartlarından biri de nedir? Kuvvetlere iman. Evet. Allah'a iman. Allah diye bir varlık var. Bir de peygambere iman. Peygamber diye bir varlık var. Bir de meleklere iman. O zaman ayrı ayrı varlık diye bakarsan düşersin baba oğul kutsal ruh hikayesinin durumuna. Öyle bir şey değil bu. İman et şu demek. Allah'ın zatından çıkan o varlığın kuvveti, bir varlık var. Kuvvetiyle surete bürünen Cebrail ama şuuruyla ve nuruyla kendini tecelli ettiren de peygamber. Bunlar aynı varlığın senin anlayış mertebene göre varlık düzeylerinde kendini zuhur ettirmesidir. Böyle baktığın zaman yani diriltme, Allah diriltiyor. Ama üflemeyi kimden yaptırıyor? Cebrail'den. Üfleme fiil. Şeye de böyle bakmak lazım. Allah'ın bütün esmalarının taşıyıcısı, halife olarak insansa, İnsan o esmaların hizmetkarı olarak, hizmetkarı yani kulu olarak Allah'ın işini yapıyor. Yapıyor da ne oluyor?
Ve Allah öyle, hayır sende var olsun diye sana yaptırtıyor. Sana rahmet olsun. Allah'ın öyle bir şeye ihtiyacı yok ki. Allah ganidir. Allah'ın öyle bir şey, sen sevgili kulu olarak bunu yap, ilmini yap, ilim sende varlık var etsin. Sanat yap, rızık yap, ne yaparsan yap ama kötü fiiller, ahlaklar yapma. Çünkü saparsan döner, evirir, çevirir, biraz hırpalanırsın, yine doğru yola seni sokar. Zalimden alim bile yapar. O, ondan umudumuz kesilmez. Evet. Ama hırpalanırsın. Evet. Yazık olur. Şimdi ölüleri diriltme konusu, eğer Mesih İsa Allah'tır derse, buyur buradan yak. Öyle bir şey değil. Cebrail'i o zaman tam anlamış değilsin. O yüzden üstünü örtersin. Varlığın diriltme yetisi, çünkü Cebrail hayat kaynağı olarak bütün hayatı diri tutar. İşi bu. Cebrail diri tutma işidir. Azrail feshetme. Yani kevni fesat. Kevneden varoluşa getiren Cebrail. Peki. Gelelim şimdi, burası önemli. Burası Muhittin Arabi'de bir bölüm. Burayı da aktarmak istiyorum. Sebebi ne? Neden Cebrail'in yakışıklı bir delikanlı olarak hayal etmesi Meryem'in, onu surete büründürmesi ne yapmıştır? Ümmetini başka bir yola sevk etmiştir. Bunu da kalıplaştı. Muhittin Arabi bunları anlamaya çalışırken bu sebepten dolayı bunları yapıyorlar. Ama Müslümanlıkta peygambere gelen bilgi bunların nasıl ortadan kaldırılması gerektiğini üslubunca anlatıyor. Şimdi bizim mecburen bunu da okumak zorunda. Muhittin Arabi, Fütuhatül Mekke, cilt 2, sayfa 188. Hazreti İsa bir erkekten meydana gelmemiş, ruhun beşer suretinde görünmesinden meydana gelmişti. Erkek yok ortada. Ruh beşer suretinde bir erkekten meydana gelmiş. Bir suretinde görünüyor değil mi? Yakışıklı bir erkek. Bu nedenle Meryem oğlu İsa ümmetinde diğer ümmetlerden farklı olarak sureti benimsemekte bulunmuştur. Onlar kiliselerinde ikonalar, suretler suretlendirmişler. Onlara yönelerek ibadet etmişlerdir. Cebrail çünkü ne yaptı? Yakışıklı bir erkek suretinde suretlendi. Ümmette ben de suretlendiririm dedi. İkonlara çevirdiler. Çünkü peygamberlerinin aslı bir suretlenmeydi. Aslı suretlendi. Nasıl? Cebrail yakışıklı bir erkek oldu. Aslı Allah. Ama ne oldu? Aslını unuttular. Böylece bu hakikat günümüze değin ümmetine nüfuz etmiştir. Muhammed'in şeriata gelindiğinde ise suretleri yasaklamıştır. Hazreti Peygamber, Hazreti İsa'nın hakikatini içerdiği gibi, çünkü Ruhullah diyor hakikat, Hazreti Peygamber'in hakikati Ruhullah, o da İsa. Evet. Aslını tamam diyor. İçerdiği gibi şeriatı da onun şeriatını barındırıyordu. Bu nedenle bize Allah'ı görürcesine ibadet etmeyi emredip Allah bizim için hayale sokmuştur. İşte tasvirin anlamı budur. Şu var ki Muhammed'i şeriat bu ümmeti Allah'ı algılayabilir bir surette tasvir etmeyi yasaklamıştır.
Sınırlayacak çünkü, değil mi hocam? Tabii bir surete, algılanır bir surete soktun muydu, Allah sınırladı. Hayır diyor. Yani bunu bir suretle sınırlayamazsın. Hep hayalinde hayal etmeyi, tasvir etmeyi zorunlu kılıyor. Bir de halden halde dönüşen bir varlıktan bahsediyoruz. Meşrebe göre değişiyor. Ben ilmime tabiyim. Allah'ı alim olarak düşüneceğim. İrfanın olacak. Evet. Müsavvir esması, rızk esması. 99 tane, 1001 tane suret sayıyor. Milyon tane suret. Her biri bir yol. Evet. Allah münezzehtir. Ancak sen nisbi alemde onu tasvir. Onun için Hazreti İsa'ya havarileri diyor ki Allah'ın melekutunda gördüğün bu alemde neye benziyor? Ya. Bak neye benziyor? Nedir demiyor. Evet. Bu bize aslını veriyor. Neye benziyor? Allah'ı görürcesine ibadet etmeyi Hazreti Muhammed bize doğrudan söylemiş değildir. Cebrail görünüyor ya. Evet. Cebrail'i nasıl gördü Meryem? Yakışıklı bir erkek suretiyle. Hayal etti. Hayal etti. Aynı şey Cebrail için. Yani Cebrail'in hayal edilir bir şekilde. Çünkü Cebrail Allah'tan haber verdiği için o yüzden şeyi açıyor, kapıyı. Diyor ki tasvir et, hayal et. Cebrail söylüyor. Cebrail üzerinden bu hadisi bildiriyor. Hazreti Peygamber'in pek çok bildirmesi Cebrail size bu dininizi öğretmeye geldi diye anlatılan Cibril vakası var ya. Bu hayal etme konusu Meryem'in Cebrail'i hayal etmesiyle ilgili bir konu. Yani peygamber Müslümanlara da diyor ki, çünkü Meryem de Müslüman. Ali İmran, İmran soyundan geliyor, temiz, arınmış. Arınmışlık oradan geliyor. Evet. Diyor ki hayal et, hayal ettiğin senin varlığını bir surete büründürme ama. Sadece hayal et. Ama onu donuklaştırır, bu böyledir dersen o zaman küfre giriyorsun. Onu örtüyorsun. Halbuki bütün insanlık Allah'ın kelimullah'dır. Kelimi. Ama orada dominant diye ona mal edemezsin. Sadece ona ait dersen sıkıntı olur. Şimdi gelelim bu teslis konusuna. Evet, üçleme. Evet. Bu İslam'da nerede? Evet. Şimdi Hristiyanlık'ta özellikle Matta İncil'inde 4 tane İncil'e indirgediler ya. Evet. Bu İznik konsülünde. Matta İncil'inde daha ziyade geçiyor. İncil'de yer alan teslis ve hulul kaideleri ilahilik ve beşerliğin çatışmadan birlikte bulunabileceğini belirtmiştir. Buradaki dert şu. Beşerlik var Meryem'den dolayı. İlahilik var Cebrail'den dolayı. Temel sorun şu. Buradan baktığın zaman sahne daha net anlaşılır. İsa beşeri ve ilahi varlık olarak nereye konumlandırılmalı? Buradan çıkıyor sıkıntı. Halbuki bu tüm insanlığın sorunu. Evet. Yani bizim bir yanımız beşeri bir yan, nasutluk ve lahutluk diye anlattığımız konu. Hem ilahiliğimiz var, ilahi esmalar, ilahi isimler bizde tecelli ettiğinde ilahi varlıkla ilişki kuruyoruz o esma üzerine. Mesela Allah cömerttir, ilahi isim, cömert, cud. Cömertlik fiilini yaptığında Allah'a o isim altında yaklaşıyorsun. İlahilik o demek. Peki nasutum abi, beşerim. Herkes beşer. İnsanlığı ünsiyet bağıyla ilahi. O zaman ilahilik ve nasutluk, beşerlik. Ki mesela bu bizde Yunus Emre'de çok güzel anlatılır. Çekil aradan, görünsün yaradan. Değil mi? Evet. Yani bu kadar berrak, net bir anlatım. Şimdi bu dert olmuş insanla.
Hadi bakalım buralara nasıl? Çünkü Hristiyanlar çok tartışmış. O kadar çok Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir şey var. Konu konuyu açıyor ama söylemeden edemiyorum. Ad kavmi, Samit kavmi hepsi helak oldu diyor. Evet. Ama Hristiyanlara gelince diyor ki onlar durmadan tartışırlar, didişirler, fikir üretirler. Bir tek bu arkadaşların batmayacağız, helak olmayacağı söyleniyor. Hmm. Tartışmalarla helak olunduğu görülmüş değil. Hmm. Çünkü tartışarak hakikati arıyor. Şimdi Hristiyan dünyasında hakikate tartışmayla giden pek çok aziz vardır, yok değildir. Bizim hacı dediğimiz onlar da azizdir. Aynı. Peki bu arkadaşlar ne yapıyor? Şimdi bunlara bir bakalım. İlahilik ve beşerliği birlikte ele alma dertü. Matta'da testis, trinitas, üçleme. Şimdi bak, bu İsa'dan sonra 150'li yıllardan sonra tartışılıyor. Antakya'da tartışılıyor. Ortodoksi dünyada tartışılıyor. Sonra konsülde tartışılıyor. Sonra günümüze gelene kadar Katolik dünyası, Protestan dünyası bu testis konusunu öyle bir tartışıyor ki bir yerden başka bir yere doğru geliyor. Ben bunun tarihini anlatamam. Hı hı. İnsanlar açsınlar, incelesinler, baksınlar. Hı hı. Yani şöyle bir şeydi. Ha biliyor hocam testis diye bir şey var. Hı hı. Anlat gitsin öyle hı hı. değil. Acayip değişti. Çünkü tartışa tartışa başka bir hale geliyor. Ama ben işin özünde ne demek istemişler, baştaki niyetleri hı hı. ve sondaki niyetlerini özet olarak söyleyeceğim. Hı hı. İslam dünyasında bunun karşılığında ne var ona bakacağım. Tamam. Ben düşünce yöntem açısından da bakıyorum hı hı. bu işe. Testisi anlamak lazım. Hı hı. Yani hiçbir şey kutsamıyoruz ama yok saymıyoruz da. Evet. Testis, Trinitas Latincesi, hı hı. üçleme, Hristiyanlığın üç unsurlu, baba, oğul, kutsal ruh, ilahlık anlayışını ifade eder. Dedik ya beşerilik ve ilahlık. İlahlık tarafı neresiymiş? Baba, oğul, kutsal ruh. Öyle ele alıyorlar. Matta kitabının sonunda İsa havarilerini bütün milletleri baba, oğul ve kutsal ruh adına vaftiz etmekle görevlendirirken yani 28'e 19. bablar ve ayetler Matta İncil'inde. Paulus, bizim bu Paulus, Tarsuslu Paulus. Evet. Bevlus yani. Bu arkadaş da ne yapıyor? Korintoslulara bir mektup yazıyor. Bu ikinci mektup. Orada kilisenin kurucusudur Paulus. İkinci mektubunda diyor ki, Rab İsa Mesih'in lütfu, Tanrı'nın sevgisi ve kutsal ruhun yoldaşlığı hepinizde olsun diyerek mektubunu bitiriyor. Ne diyormuş arkadaş? Diyormuş ki Rab İsa Mesih'in lütfu, Tanrı'nın sevgisi ve kutsal ruhun yoldaşlığı hepinizde olsun diyerek bitiriyor. 13'e 13. Pavlus'un Korintoslulara yazdığı ikinci mektup. Yani niye bu Mesih testis konusu da başta nerelerde geçiyor, nasıl ifade edilmiş, orijinaline bakıyor. Evet. Bir de Yuhanna İncil'inde İsa Mesih fiziki anlamda değil de değilse bile manevi anlamda babanın oğlu. Babanın fiziki mi? Anlamda demiyorum diyor. Hı-hı. Manevi anlamda bizde İbnül Vakt, Ebul Vakt derler. Ha, evet. Tasavvufta geçer bu. Babanın oğlu yani logosu kabul etmiştir. Hı-hı. Diyor ki logos. Yuhanna İncil'inde önce kelam varide. Kelam Allah nezdindeydi. Hı-hı. Falan diye. Hı-hı. Kelam dediği logos Hazreti İsa. Hı-hı. O. Testis kelimesi ile
ilahlıktaki üç unsur. Bunların özde bir fakat şahsiyet olarak ayrı olduğunu ve bu şahsiyetler icra edildiği ileri sürülmüştür. İkinci yüzyılda Antakyalı işte nedir işin başındaki onlara ne deniyor? Rahip diyelim. Tertullian diyor ki birinci şahıs şahsiyet baba. Görevi yaratma. İkinci şahsiyet oğul. Görevi kurtarma. Tanrı diyor yaratır. Oğul kurtarır. Kurtarır. Zaten İsa da diyor ki ben sizi kurtarmaya geldim. Mesih ya. Evet. Peki üçüncü şahsiyet kutsal ruh. Görevi kutsama. O kutsamayı da kendilerine üstleniyorlar. Evet. Şimdi Hristiyanlıkta anladın mı? Yaratmayı Tanrı yaptı. Ayrı varlıklarmış gibi. Görev taksimi yapıyor. Evet. Peki kurtarmayı oğul İsa yaptı. Kutsamayı da kutsal ruh. İlahlık babadan ortaya çıkıyor. Oğula yayılıyor. Kutsal ruha geçiyor. Üç ilahi unsurun karşılıklı olarak birbirine nüfuz ediyor. Şimdi burada teslis üçleme, bu düşünmede üçleme reddine götürürse sıkıntı. Neden? Şimdi bak burası çok önemli. Bir tane örnek vereceğim. Muhittin Arabi bu teslisi reddetmez. Ama böyle uknum, böyle şahıslara indirgem. Evet. Ama yöntem olarak kullanır. Yöntem nedir? Olarak. Tabii yöntem. Bir, örnek veriyorum. Öznel, nesnel. Evet. Öznel ne? Bireysel. Bireysel. Psişik. Her bir bireyde olan. Nesnel ne? Toplumsal, kültürel ve tarihsel olan. Ortak yaşamın bileşkesinden ortaya çıkan. Peki öznel ve nesnel aynı mı? Hayır, farklı. Ama aynı zamanda o nesnel olanın her biri özneldir de. Peki öznel ve nesnel kendini yani biri itidalde denge buldu. Öznel, nesnel olan tarihte, toplumda adaletle denge buldu. Peki bu itidal ve dengeyi sağlayan nasıl bir varlık ki bunları var ediyor. O olmazsa yok. Bunlar da olmaz. Ama öznel var. Her birimiz bireyiz. Şimdi ben varoluşundan konuşuyorum. Evet. Akli bir şey söylemiyorum. Öznel olarak her birimiz ayrı ayrı varız. Hep beraber nesnel olarak tarihte, kültürde varız. Toplumda varız. Ama bizi var eden hakikat mutlak ve saltık olarak haktır. Hakkın nesi? Adalet mesela. Evet, evet. Adaleti kaldır. Ne öznellik ne nesnellik hiçbir şey olamıyor. Evet. Yani saltık mutlak olanın üzerinden öznel ve nesnel oluyor. Üçleme bu işte. Tanrı'nın ilkeleri, Tanrı'nın varlığının o özellikleri üzerinden kendimizi var ediyoruz. O yoksa mutlak olan yoksa nisbi olanlar inşa olmuyor. Ya bak beşer ve ilahlık bu. Evet. Bilmiyorum. Tefekküre bir kapı olsun. Bunun üzerine düşünelim, tartışalım. Biz de helak olmayalım, tartışalım, biçelim. İnançlarımızın eminliğine, imanına gelelim. Evet, evet. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam.